sabit ve değişken genişlikli metin alanları. Flash içerisinde değişken ve sabit genişlikli olmak üzere iki çeşit metin alanı bulunmaktadır. Bir metnin sabit ya da değişken genişliğe sahip olup olmadığını anlamak için metin üzerine çift tıklarız. Sahnede görünen metin üzerine çift tıkladığımızda metnin kenar bölümünde bir yuvarlak görünmektedir. Bu yuvarlak bu metnin alanının değişken olduğunu ifade eder. Yani içine yazı eklemeye devam ettiğimizde metin alanı yazıyla beraber otomatik olarak genişleyecektir. Değişken genişlikli bir metin alanı oluşturmak için metin aracını seçelim. Sahnede istediğimiz bölüme fare ile sadece tıklayalım ve içine yazımızı yazalım. Metin alanının kenarında yuvarlak işareti olduğuna dikkat edelim. Sabit genişlikli metin alanlarında ise yazılarımız belirlediğimiz genişliğin dışına çıkmayacak, genişlik dolduğu anda bir alt satıra otomatik geçecektir. Sahnede yer alan başlığımızı sabit genişliğe ayarlamak için metnin içine çift tıklayalım. Alt köşesinde bulunan yuvarlaktan tutarak istediğimiz genişliği ayarlayalım. Bu işlemi gerçekleştirdiğimizde metnin sağ ve sol yanlarında kare kutucuklar görülecektir. Bu kutucuklar metin alanının sabit genişlikli olduğunun ifadesidir. Alt bölümde yer alan paragrafımıza çift tıkladığımızda sağ taraftaki kutucuğun kırmızı renkli olduğunu görmekteyiz. Bu işaret yazının metin alanına sığmadığını ve alt bölüme taştığını belirtmektedir. Yazının geri kalanını da görüntülemek ve bu işareti normale çevirmek için metin alanını üstten, alttan ya da köşelerden tutarak genişletelim. Yazının tümü görünür hale geldiğinde işaret normal beyaz kutucuğa dönecektir. Sabit genişlikli bir metin alanı oluşturmak için metin aracını seçelim. Sahneye tıklamak yerine bir kutu çizer gibi metin alanımızı belirleyelim. İçerisine yazı yazmaya başladığımızda metin alanının sağa, sola ya da aşağı doğru boyutlanmadığını, sabit kaldığını görmekteyiz. İstersek bu alanı sonradan da genişletmemiz mümkündür. Volkan Çelebi, Yönetim ve Bilgisayar Şubesi, EYTEK.